Öncelikle hoş geldiniz. Ben Ali Usta. Bu sanat bölgemize Türklerden kalma bir sanat. Milattan önce 1800'lü yıllarda Türkler tarafından icra olmuş. O dönemden bu zamana kadar da babadan oğula, dededen koruna, atlaya atlaya bu döneme kadar aktarılmış. Kızılırmak bölgemizi ortadan ikiye bölüyor. Irmağın bu taraf kısmında beyaz kil dağlarımız var. Bu kil evlerinizde kullanmış olduğunuz porselenin ana maddesi, yani beyaz çamur. Burada ise çinicilikte kullanılıyor. Beyaz çamuru en son dönüştürdüğümüz nokta şu şekilde çini tabak ve vazolara çevriliyor. Irmağın öbür taraf kısmında ise bu elimde görmüş olduğunuz kırmızı çamurun ana maddesi bulunmakta. Tabii kırmızı çamur kil gibi tek başına bir materyal değil. Kırmızı çamur üzerine 8 farklı toprak çeşidi bulunuyor. Bunlar yapılacak ürünün cinsine göre belli karışımlar yapılıyor. Yani bir testinin karışımıyla vazoninki aynı değil. Hepsi farklı farklı karışımlar. Bu karışımlar bir gün süreyle havuzlarda suyla bekletilerek toprağın erimesi sağlanıyor. Eridikten sonra insan gücüyle yoğruluyor, değirmenlerden geçiriliyor. İçerisindeki en küçük taş parçası kırılıyor. Çamur bu elimdeki homojen hale dönüşüyor, elastikiyet kazanıyor. Yaptığımız ürünler 4-5 gün serin yerlerde kuruması sağlanıyor. Suni kurutmayı yahut güneşte hızlı kurumayı kabul etmiyor. Kendi ortamında yavaş yavaş kurutuluyor. Kuruduktan sonra fırınlara gidiyor. İlk pişirimler kara fırınlarda odun ve talaş yardımıyla gerçekleştiriliyor. Kullanım maksatı olan ürünler, testi, bardak, güveç vesaire şeyler 1200 derece sıcaklıkta. Kullanım maksatı olmayan süs ya da dekore eşyaları 950 derece sıcaklıkta ilk pişirim gerçekleşiyor. Ürün fırından çıktıktan sonra üzerleri boyanıp işlem görecek ürünler aynı toprakların içerisinden elde ettiğimiz oksit ya da mineral boyalar. Yani doğal boyalarla ağırlıkta Osmanlı, Hitit, Kapadokya ve Selçuklu motifleriyle üzerinin süslemesi gerçekleştiriliyor. Süsleme işi bittikten sonra yine topraktan elde ettiğimiz doğal sırlarla üzerlerini sırlıyoruz. Tabii sır pişirimlerimiz temiz ve tozsuz ortamlarda gerçekleştiği için elektrikli fırınlar kullanılıyor. Yine orada da 1300 ile 1600 derecede boya ve sır pişirimi yapılıyor. Ürün hazır hale geliyor. Ürün tamamıyla sona erdikten sonra artık ürün üzerindeki boyaya ya da ürünün kendisine ateş, su, benzeri şeyler etkileşim yapıp bozamıyor. Bunun en büyük sebebi ise her iki materyalin de doğal olması. Yine merak ettiğiniz kısımlar varsa sorabilirsiniz, yardımcı olabilirim. Yuvarlak çeşit veriyorsanız ama şu tutma yerini nasıl yapıyorsunuz? Onu bir gün sonra. Bir gün sonra yapıştırabilirsiniz. Kolan gibi duruyor mu? Hiç de kolay değil. Tabii 5-6 yılda kazanılan bir el alışkanlığı bu. Çikolata gibi. Canım çikolata. Sana de sana. Meydana geliş yapım hikayesi böyle. Çok güzel. Çok güzel.
Bu da içerisinin et kalınlığı, boşluğu, düzgünlüğü, simetrisi. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi kalınlık her iki tarafta da eşit ağırlıklı. Bu farklı yerlerde farklı olmuş olsa kururken ya da fırında kesin zayiat veriyor. Yani çatlama patlama yapıyor. Böyle bir durumda onlar çubuğuna gidiyor. Yok. Tekrar pişmediği sürece geri dönüşür. Ha. Ama pişirim bir mutasyon, yani kimyasal değişim, bir daha geri dönmez. Pişmeden şunları götürün, tekrardan dönüştürün. Şimdi şöyle bir Kapadokyacıyım. Denemek isteyen var mı aranızda? Gel. Ben dedim. Yani ben denirdim de ben giyemem. Bu unisex, bayan erkek herkes giyer. Evet, giyin bunu. Üzerim batmasın. Her aklından geçeni yapma. Ama ben... Ferda peri bacalarından etkilenmiş. Dur, sana bir başlangıç yapalım. Avucunla su koy buraya. İki baş parmağın içinde, bunlar açık. Bastır dibe doğru. Tekrar su koy. Şimdi elinin bir tanesi içinde. Bir tanesi dışında. Çok yavaş yavaş. Sıkı tutmadan. Tabii elinin kuruduğunu hissettikçe ıslat. Ferda yarın 8'de gel başla. Başlıyor muyum? Tamam. Evet, bu da hediyesi. Vallahi. Bizim tarafımızdan üretiliyor. Toprağın içerisinde asbest, ağır metal bulunmuyor. Piyasada satılan toprak kaplarda ilk aldığınızda içini yağlayın, yakın fırınlayın diyorlar. Onun sebebi asbest ya da ağır metal. Bunda öyle bir şeye gerek yok. Direkt yıkayıp kullanabilirsiniz. İstediğiniz ısı ortamında, yani tüpte, fırında, pikniğe götürüp altında ateş yakabilirsiniz. İstediğiniz ısıya maruz kalır. Bu da toprağın içerisindeki kireç taşı ayrıştırılmadan yapılıyor. 1200 dereceye geliyor. Kireç taşı tüm özelliğini kaybediyor ve yok oluyor. Küpün etrafında gözenek oluşuyor. İçerisine yoğurdu mayalıyorsunuz. Terleyerek tüm suyunu dışarı atıyor. Çatal bıçakla kesilip yenecek derecede güzel yoğurdu oluyor. Hatta marketten aldığınız yoğurtlarda bir sürü kimyasal koruyucu var. Çok sağlıklı ürünler değil. Onu bile buna boşaltın, bunu da tüketin. O kimyasala reaksiyon verip dışarı atar. Yoğurt daha sağlıklı hal alır. Bu toprak dünyada rezervi sadece Kapadokya'dan çıkan çok özel bir toprak. İpekten daha ince ve zarif diyebilirim. Çok az da bir rezerv var bu toprak halinde, yurt dışına gidiyor. Tabii bunun ocak işletmesi bize ait olduğu için biz bundan yağsız yumurta tavası üretiyoruz. İçerisine hiç yağ koymadan yumurta pişirebiliyorsunuz. Pişireceğiniz ürünler sadece yumurtayla sınırlı değil. İstediğiniz tüm yemeklerinizi fırın ya da gaz ortamında yağlı ya da yağsız pişirebilirsiniz. Hatta bunun içerisine bir miktar yağ koyup ocağın üzerine koyun. Ocakta bunu 5 dakika tutun, sofraya getirin. Artık bunun içerisinde sucuk, pastırma, mantar, kaşar, et, ne yapmak istiyorsanız sadece 5 dakika ocakta tutup sofraya getirmeniz yeterli olacak. İstediğiniz pişimleri, evet, yapabilirsiniz. Bakın yumurta pişti, elinizle çekin çıkarın. Yanmaz, yapışmaz, çatal bıçakla müdahale edebilirsiniz. Çizimle bozulma meydana gelmez. Aç olan takip etsin. Bu cezve de o gördüğünüz tavayla aynı topraktan üretiliyor. Et kalınlığı çok kalın olduğu için kahvenin aroması ısıdan dolayı yanmıyor. Kahve ısınmaya başladıkça ısınmış hava kabarcıklarını gözenekler patlatıyor, yarıya kadar köpük oluşuyor. Tek dikkat edeceğiniz nokta, ocağın üzerine koyuyorsunuz. 3 maksimum 4 dakika sonra yarıya kadar köpük oluşuyor. Köpüğü aldınız, fincanlara dağıttınız. 1-2 tık tıkladı, kaynamadan ocağın üzerinden çekiyorsunuz. Kendi ısısıyla kaynatıp kahvenizi hazır hale getiriyor. Bu da dünyada değerleri en yüksek 3 kilden bir tanesi. Alüminyum oksit değeri %97. Bildiğiniz gibi insan vücudunun ana materyali de topraktan yaratıldığı için cilde en uyumlu olan şey alüminyum oksit. O da içerisinde %97. Ciltte ne kadar ölü hücre var, hepsini tazeliyor. Yani sivilce, siyah nokta, kırışıklık, saç dökülmesi, ayaktaki mantar ve koku için %100 garantili bir toprak. Şimdi teşhir ettiğimiz kısmı göreceksiniz. Alışveriş yapmayı düşünürseniz üzerindeki etiketler turistik etiketler değil, ürünün hak ettiği fiyatları. Resmi olarak turizm alanında şirketimiz
50. yılın içerisinde. 50. yıla olan indirimler halen devam ediyor. Ne görüyorsanız etiketin 1/3'ünü ödeyeceksiniz. Yani 60 liralık ayna 20 lira, 15 liralık pano 5 lira. Her şey etiketin 1/3 fiyatına. 4 set almak isterseniz yağsız yumurta tavası, cezve, güveç ve yoğurtluk. Bu gördüğünüz 4 set %70 indirimden sonra 80, boyutuna göre 100 TL'yi buluyor. Bu 4 sete 50. yıla özel sadece 50 lira ödeyeceksiniz ve istediğiniz boyutlarını tercih edebilirsiniz. Fiyatta bir değişiklik olmayacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Buyurun şimdi yapılmış kısmı görebilirsiniz.